Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Paris'teyiz abi. Renault'un bayisinin orada. Volvo tırımızla beraberiz. Simsiyah cıs cıbırlak tırla beraber gideceğiz arkadaşlar. 750 beygirlik bir tır. Yaklaşık olarak 16 tonluk bir havuç yükümüz olacak arkadaşlar. 16 tonluk bir havuç götüreceğiz. Yavaştan tırımıza geçelim. Gayet sade bir tır düzeneği oluşturdum abi. Üst tarafımızda bir perdemiz var. Gayet böyle Türk iş, tır iş, araba iş bizim iş, tamam mı? Yavaştan kontağımızı çalıştıralım abi. Marşımıza da başlayalım. Tamamdır. Araçta çift navigasyon var. Olur da kaybolursak diye her ihtimale karşı çift navigasyon aldım arkadaşlar. 6 ileri bir geri retarderli bir aracımız var arkadaşlar. Yavaştan öncelikle gidip ben şu yükü teslim alayım. Hemen ardından da yolculuğumuza çıkarız. Bayağıdır tır kullanmıyordum abi. Bayağıdır özlemişim. Tır kullanmayı da çok özledim. Yani olabildiğince normal makul bir harekette bulunacağız. Yolda giderken de TikTok'tan canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Canlı yayın açacağız. İnsanlardan para yollayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz TikTok'taki insanlar çok enteresan insanlar. Hepsine birden enteresan demek istedim. Çünkü doğru kelime bu olacağına inanmıyorum ama yine de bunu söyleyelim. Başımıza bir bela almayalım arkadaşlar. Şöyle dönüşümüzü alalım abi. Şuradan. Selamünaleyküm. Baba selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Tamamdır. İşi nereden alacağız abi? Şöyle solumuza bakalım. Ha, soldan alıyoruz. Tamamdır. Şöyle bir geçelim bakalım. Bayağıdır dorse park etmiyorum arkadaşlar. Bakalım park edebilecek miyiz dorseyi? Ben onu çok merak ediyorum şu anda. Şöyle. Tamam. Şuradan bir bakalım abi. Geri vitesimizi alalım arkadaşlar. Şöyle az ileri bir geri yapalım abi. Tamam. Böyle hafif sağlı gidelim abi. Şöyle. Hoppala. Harika. Bu iş tamam abi. Kontağımızı kapatalım. El frenimizi çekelim abi. Doldur. Yükümüz hazır arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir kapağını kontrol edelim. Kapattılar mı? Edemiyoruz. Çok yanaşmışız çünkü. Rüzgarlığı falan da koymuştuk arkadaşlar tırda. Bağlantılarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Şöyle lastiklerimizi de bir kontrol edelim abi. Yola çıkacağız malum. Allah göstermesin. Başımıza bir kaza bela gelmesin. Tamamdır. Yavaştan tırımızın içine geçip yolculuğumuza devam edebiliriz. Yavaştan kontağımızı çalıştırıp marşımıza basalım abi. Zopçuğumuzu da kaldıralım şöyle. Hop. Valla bismillahirrahmanirrahim diyerekten yolculuğumuza devam edelim. Gazozcu TV içeriklerinde ilk defa böyle şeyler duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar ama her şeyden önce önemli olan budur. Benim adım Kadir, elimden gelen budur. Evet, şuradan da bir TikTok'tan canlı yayın açalım. Böyle gelen giden yok. Karşımıza koyalım abi. En azından bir iki sazan düşürüp paralarını yolabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakayım yolculuğumuz başlasın arkadaşlar. Farlarımızı da yakalım abi, tertemiz. Çok güzel. Buradan da açayım, koyayım da abi şu TikTok yayınını karşımıza. Hop. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz canlı yayınımıza. Selamünaleyküm. 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 Asi kız hoş geldin. Cemil hoş geldin kardeşim. Oo, Murat gelmiş. Kardeşim selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz ya? Yük aldık gidiyoruz vallahi. Oo, hoş geldiniz. Arkadaşlar bir çay atar mısınız ya? Bir çay atsanız da şöyle yolculukta bir yapsak, bir çay atın be. Abi selamünaleyküm. İyi yolculuklar. Nasıl gidiyor hayat? Aa kardeşim hoş geldin. Berk hoş geldin kardeşim benim. Sağ olasın. Çok güzel gidiyor abi. Yeni yük aldık işte, 16 tonluk bir yükümüz var arkadaşlar. Havuç götürüyoruz. Kemirmek isteyen var mı? Kemirmek istiyor. Şaka yaptım. Kemirmek istiyor musunuz arkadaşlar? Oo, Muhittin'den bir asa gelmiş. Al abi götüne sokarsın ya. Şerefsizsin ama teşekkür ederim kardeşim. Asa asadır. Asa paradır. Para bizim canımız, yoldaşımızdır. Sağ olasın. Arkadaşlar Bir donate atar mısınız ya? Bak mazot alacağız. Donate ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir çay atın be. Bir çiçek, bir ayı, bir çikolata, bir aslan kaplan bir şeyiniz yok mu? Bir atın be abi. Abi atsanıza be abi. Kurban olurum be. Bak yolculuk gidiyoruz. Hızın hızın gidiyoruz be abi. Yapmayın be abi. Abi engelli taklidi yapar mısın? Yaparsan sana asa atacağım. Arkadaşlar engelli taklidi yapamam. Nasıl yapacağım engelli taklidi? Abi başka yayınlarda yayıncılar engelli taklidi yapıyor. Biz de onlara para atıyoruz. Kardeşim onlar taklit değildir yalnız. Yani onlar Allah vergisi bir yetenek. Doğuştan gelen bir şey. Onlar taklit yapmıyorlar. Onlar gerçekler ya. Onlara atın. Onların tedaviye de ihtiyacı olabilir ama ben engelli taklidi nasıl yapacağım kardeşim size? Ben yapamam ki bunu. Oo! Ayak fetişimiz de gelmiş. Kardeşim hoş geldin. 42 numara ayağım. Atayım mı resmini? İster misin? 42 numara kardeşim. Bir asa atarsan sana ayaklarımı gösteririm. Amına kodumun pici. Böyle bir çıkış yok, görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir çıkış var mı ya? Ford kardeşim, seni fordlayacağım birazdan. Hazır vites düşürttürdü bize ya. Vallahi var ya bu ya, zaten tırcılık zor meslek abi. Zaten tırcılık bayağı bir zor meslek. Siz de iyice işi zorlaştırıyorsunuz ya. Vallahi işi iyice zorlaştırıyorsunuz.
Değil mi Muhittin kardeşim? Hoş geldin yayınımıza. Ayça 22 gelmiş. Ayça hoş geldin. Hesap açmışsın sonunda. Oturumu açmışsın Ayça. Arkadaşlar Ayça 22'nin hatırına yok mu bize bir asanız? Yok mu bize bir ayınız, ayıcığınız? Evet bak Ayça ayıcık göndermiş. Ayçacığım teşekkür ediyorum bebeğim. Seni yalarım. Sağ ol Ayça. Arkadaşlar yolculukta karşımdan gelen olursa alırım tırımın içine, bilginiz olsun. Seyahat etmenizde de yardımcı olabilirim. Yayına da beraber katılabiliriz. Şu an yayınımız arkadaşlar 3500 kişi diyor. Yok mu 4000 kişi? Yok mu 4000 kişi de açacağım. Pardon lan, bu farklı bir yayındı. Yok açmıyoruz arkadaşlar. Yok mu 4000 kişi? Arkadaşlar like atın. Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Engelli taklidi yapamıyoruz ama like atın arkadaşlar. Abi tır yolculuğunda yayın açmak nereden aklına geldi? Arkadaşlar ya dün kardeşim bir TikTok'a gireyim dedim. Baktım özürlü amalar falan var. Lan manyak da para kazanıyorlar. Biz de burada tırın anasını satayım arabaya biniyoruz. 300 kilometre yol çekiyoruz. Hındırı. Dedim ulan biz niye yapmayalım ya? Bizim aldığımız şurada 10 bin dolar, adam engelli bir kardeşimiz. Bir günde alıyor 10 bin doları yani. Şimdi dedim ulan bunlar yapıyorsa ben de yapayım. Açtım bak 3500 tane salak toplandınız buraya. Allah razı olsun, iyi ki varsınız kardeşim. Salak dedim ama üstünüze alınmayın. Bu tamamen sizi sevdiğim için söylediğim bir cümle. Beni biliyorsunuz. Gazozcu TV nedir abi? Küfür içerikli içerik üreticisi. Arada sikip kaza yapıyorduk. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar. Yolculuğumuz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alt ileri retardarlı. Bak bu havalı korna size gelsin arkadaşlar. Her çaya bir havalı korna basıyoruz. Her çay için bir havalı korna basıyoruz arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum. 4 tane çay gelmiş, 4 tane havalı korna bastık. Macittin. Macittin gelmiş kardeşim, hoş geldin. Macittin diye isim mi olur kardeşim? Hiç mahkemeye başvurmayı düşündün mü ismini değiştirmek için? Ben olsam insan içine çıkamam. Macittin'le asa atmış. Macittin abicim sen mükemmel bir adamsın ya. Senin ismine kurban olurum abicim. Sen ne kadar güzel isim sahibi bir adamsın abicim öyle ya. Macittin abi candır ya. İleride çocuğum olursa Macittin koyacağım ismini abi. Eyvallah cansın abi, sağ olasın. Var olasın Macittin abi. Ya adam görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burak Can gelmiş, hoş geldin. Burak senin isminin amına koyayım. Burak diye isim mi olur lan? Siktir git lan, atın bunu yayından. Bağış maaş da atmıyor, bedavadan yolu izliyor. Pezevenge bak. Arkadaşlar burada yol izletiyorum size, bakın. Yani bunu her zaman her yerde yapamazsınız. Canlı canlı tır sürüyoruz ya. Burada canlı canlı tır yolculuğunda sizi beraber yanımızda aldım. 3500 kişiyi bu tura yükledik. Tırın anası sikildi, kalkmıyor yerinden. V'ye basacağım, retarder atacağım. Oğlum yayıncılık yapmak çok zormuş lan. Sürekli konuşuyorsun, sürekli sana para atıyorlar ama çok güzel ya. Arkadaşlar şu anda 4000 kişi olmuşuz. 750 bin like'ımız var. 750 bin like. Şu anıran bir kız vardı arkadaşlar. Ondan daha çok bağış almamız lazım. O anırıyor biz konuşuyoruz. Yani hayvanları insanlardan daha fazla kazanmaması gerekiyor biliyor musun? Biz insanız abi, biz hayvanlardan daha çok kazanmamız lazım. Bizim onların üzerine bir de deyip kırbaçlamamız lazım onları. Niye böyle oluyor? Tamam sakinim arkadaşlar. Ben ayar oluyorum. Yani ben bu gereksiz ayar oluyorum, anlıyor musun? Ben acayip ayar oluyorum. Neden? Ya abi adamların bu hayatta hiçbir etkisi, hiçbir şey olmayan insanlar TikTok'ta para kazanabiliyorlar. Biz burada akşama kadar içerik çekiyoruz, montaj yapıyoruz, editliyoruz, şey yapıyoruz, tutuyoruz. Ama anasını satayım hiçbir şekilde kıymet göremiyoruz. Ne yapalım? Biz de mi götümüzü başımıza açalım? Biz de mi anıralım yani? Nedir olay? Hayır bu millet olarak biz neden bu engellileri bu kadar çok seviyoruz? Biz neden bu engellilere bu kadar çok özen gösteriyoruz? İşin daha kötü tarafı nedir? Allah tarafından veya bir kazayla, bir ne bileyim dışarıdan gelen bir etkiyle gerçekten hayatına, hani nasıl söyleyeyim, özel olarak devam eden kardeşlerimiz, insanlarımız var. Ulan diyoruz bir tane tekerlekli sandalye için birazcık kapak biriktirin diyoruz. Adam kapak biriktirmiyor ama akşam TikTok'a giriyor, karılara basıyor böyle. Hadi anıran kızlara basıyor böyle, tık 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 basıyor. Lan Allah'ınız yok mu oğlum sizin? O engelli engelli, o zihinsel engelli. Ona ne yaparsan yap bir şey yapamazsın. Ama böyle bir yardımda bulun diyoruz, yok. Adam akşam eve giriyor kardeşim. Kadın diyor ki herif diyor evde diyor ekmek yok diyor, etimiz yok diyor, şuyumuz yok, alır mısın? Ya diyor paramız yok diyor, zaten diyor o dolar olmuş bilmem kaç lira diyor, ekonomi batmış bitmiş diyor, evde avradına bulgur pilavıyla salata yediriyor abi adam. Daha sonrasında telefona bir giriyor abi, karılara çat 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 çay atıyor, asa atıyor, et atıyor, döner atıyor, tavuk atıyor. Yani evde karısına salata yediriyor, orada onlara eti yediriyor. Böyle kansızlık olmaz kardeşim, kendinize gelin ya. Kendinize bir çeki düzen verin arkadaşlar. Yani TikTok'taki insanlara gerizekalı diyoruz ama TikTok'taki izleyen insanlar bence gerizekalı. Neden hani böyle bir çıkarımda bulundum? Bu benim tamamen kendi şahsi görüşüm ve düşüncem. Karşıdaki insan götünü başını açaraktan, ellettirmeden orospuluk yapmaya çalışırken bizim insanlarımız da bunları gördüğü için bunlara para atıyor. Aslında o videoyu çeken insan bunları yolmak için böyle yolmak için kendini açılıyor. Onlar da kendini yolduruyor salak gerizekalılar gibi böyle. Ama arkadaşlar yapmayın böyle şeyler ya. Gerçekten aklı selim bak.
İçerik üreten insanlara gönderin abi. Onlar en azından destek olun ki ilerleyen süreçlerde adamlar daha güzel içerikler çekebilsinler. Daha güzel şey. Ama açmış abi duvara arkasına yapıştırmış bilmem nerede ben öğrenciyim işte yardıma ihtiyacım var. Ağzına yüzüne maske takmış. Diye böğürüyor ha. Ağzının üzerine zıvong diye koyacaksın ekmek püreğine var ya. Aklı götü bir yana şaşacak kaybolacak. İşin kötü tarafı bunu binlerce kişi izliyor. Ve şöyle de bir sıkıntı, şöyle de bir durum var abi. İşte insanlar giriyor gerizekalı gerizekalı diyor. Yani anlamıyorum abi gerizekalıysa niye izliyorsunuz ya? Sıkıldım artık Instagram'da sürekli bu salak karşıma çıkıyor abi. Instagram hesaplarından da gıcık almaya başladım. Paylaşmayın ya ben öğrenmek zorunda mıyım bu gerizekalıyı? Hayır izleyecek olsam zaten girerim abi hesabından canlı yayınını takip ederim ben bu salak. Yani sağ olsun TikTok'a girmiyoruz arkadaşlar. TikTok'a girmediğimiz halde TikTok Instagram'ımızda karşımızda. O yüzden biz de artık TikTok'tayız. Şu anda bizi 6500 tane arkadaş insan izliyor. Onlara da buradan selam olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yok mu bir asa atan? Asa atın kardeşim. İçimi döktüm bak size asa atın. Burada gerçek bir içerik üretiyoruz. Gerçek bir pompa. Gerçek bir hayat hikayesi var burada arkadaşlar. Atın asanızı verin. Ver yetkiyi gör etkiyi arkadaşlar. Verin etkiyi görün etkiyi. Şuradan yavaştan ben bir döneyim babacığım. Böyle. Tamamdır. Havuçlara bir zarar gelmeden bunu yerine bir ulaştırsaydık çok da uzun bir yolumuz kalmadı. Yaklaşık 30 kilometre sonra yayını da bitiriyoruz, yolculuğu da bitiriyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında da hayat bizi nereye yönlendirirse İstanbul kazan ben kepçe diyorlar ya. İşte bizde de dünya kazan biz kepçe arkadaşlar. Basacağız gideceğiz. Yolun bizi götürdüğü yere kadar yolumuz var. Ebesinin bızığına kadar yolumuz var yani öyle böyle değil. Şu anda hamile kalmaya çalışan bir erkekten bahsediyorlar chatte. Ne oluyor oğlum bir erkek nasıl hamile kalabilir ya? Hamile kalamıyor diye ağlıyormuş. Geçmiş olsun kardeşim bu arada. Allah'ım kaza bela vermesin. Acil şifalar versin. Bir erkek nasıl hamile kalabilir ya? Öyle bir şey mümkün mü? Arkadaşlar olmaz yani şu olmaz gördünüz mü bak şu olmaz. Bu olur ama bu olmaz mümkün değil ya. Salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Bir de bunlara kesin para kazandırıyorsunuz. Hayır gerçekten olay buysa böyle böyle yapmaksa biz de yapalım la. Şurada bak 40 dakikalık bir video çekiyoruz. Oturuyoruz bunun montajını yapıyoruz anasını satayım. 40 dakika 50 dakikada o geçiyor. 10 dakikalık bir içerik çıkarabiliyoruz. 40 dakika için 10 dakika için 40 dakika zaman harcıyoruz. 40 dakikada öyle 80 dakika. Abi adamlar 30 saniyede böyle böyle diyor. Hamile kalmadım diyor. Bir şeyler diyor. Oy, zengin oluyorlar. Ben anlamıyorum ki bunu ya. Gerçekten geldiğimiz nokta bu mu ya? Ülke ekonomisi, ülke ekonomisi diyoruz. Ülke ekonomisi kadar para TikTok'un içerisinde bağışlarda dönüyor ya. Atmayın amına koyayım bağış. Hayır bağış atacağını adam diyor ki para bana yetmiyor. Neden? Çünkü gerizekalılara bağış atamıyorum, adımı okutturamıyorum. Bana da para kalsın da ben de onlara bağış atayım. Lan gerizekalı akşama yiyecek donun yok. Lan yiyecek ekmeğin yok. Ekmeğin ekmeğin. Onlar sana kapatıyorlar yayını. Sen onlara böyle bakıp bakıp puh deyip vuruyorsun ya böyle şap 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 şap. Hah. Onlar yayını kapattıktan sonra gidip şılap 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 vurduruyor. Senin paranla gidip başkasına vurduruyor ya. Sen bakarak keyif alıyorsun ama elin adamı çat 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 vurarak keyif alıyor yani. Bu kadar gerizekalı olmayın. Hayır illa bir şeyler görmek istiyorsanız yani Google'a porno yazıyorsunuz zaten daha açıkları çıkıyor. Yani neden böyle bir fetişliğiniz var ki anlamıyorum ki arkadaşlar. Yani yok orasını aç yok burasını aç. Ayağın kaç numara? Baldırın knuckle var mı? Yani yapmayın arkadaşlar böyle şeyler ya. Bunun için de para atmazsınız ya. Kapat yayını. Bu nedir ya? Bu nedir babacım? Polis bey adam sikiyorlar. TikTok'ta. Evet bu arada da geldik arkadaşlar Kalais'e geldik galiba tam tabelaları da kontrol edemedim yolculuğumuza devam ediyor. Ya insanların böyle salak salak olmasına 2 dakika bir yayın açtık tırda bir şey dedik aa 5000 lira para kazanmışız arkadaşlar. Önceden şey vardı ya abi bana 10 lira verir misin lan bu devirde kim kime 10 lira verir. Vallahi bu devirde millet birbirine para yağdırıyor para 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 para. İhtiyacım var desen de kimse suratına bakmaz ha babacım. Ama millet birbirine deli gibi para yağdırıyor. Şurada duralım abi daha döneceğiz ve daha sonrasında park edip bitireceğiz. Bayağıdır Volvo tır kullanmıyorduk. Volvo'yu kullanmayı çok özlemişim ya. Yani şu Volvo'nun vermiş olduğu hassasiyet ve tepkiler bana gerçekten çok iyi geliyor ya. Kendimi çok iyi hissettiriyorum. Şuradan da yavaş yavaş dönelim arkadaşlar. Yükümüzü boşaltacağız. Nereye? Şu karşı tarafa istiyorlar yükü. Hemen o karşı tarafa yükümüzü şey yapalım abi. İndirelim. Bir manevramızı alalım arkadaşlar. Yavaş yavaş ağır ağır. Biraz ileri tam olarak da bir geri gelirsek bence bu tırı oturturuz. Oo gazisi varmış. Gazisi fark etmedik. Böyle yavaştan bir geri gelelim abi. Evet.
Evet arkadaşlar, yükümüzü boşalttık. Bir yolculuğun daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Yayılda, yapımda, yayında, her yerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Buradan sonra yeni seferler, yeni yolculuklar, yeni hareketler bizleri bekliyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.